ve bu ayki Sarı Yıldız Hamburg talihlileri hediyelerini Meram Restorant'tan aldılar. Meram Restorant İşletme Müdürü Ramazan Zülfikar tarafından güzel bir kahvaltı ziyafetiyle ağırlanan talihlilerimiz, 100'er avro değerinde birer adet de hediye çeki kazandılar. Neler hazırladınız? Önce evet. Sizden bir alalım. Neler hazırladık? Ben öncelikle hepinize de teşekkür etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Burada talihlilerimiz için ben restorant olduğumuzdan dolayı böyle 100'er euro değerinde herkes için ayrı ayrı good chain'ler hazırladım. Ondan sonra o good chain'lerinden istediğiniz zaman rezervasyon yaptırarak mekanımıza gelebilir. Ondan sonra sizleri burada Allah'ın izniyle en güzel bir şekilde ağırlayabiliriz. Öncelikle tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ve hayırlı uğurlu olsun diyorum Perihan Hanım. Burada hediye çekiniz. Hediye çekiniz. Hüseyin Bey, evet. Müsaadenizle. Sizin hediye çekiniz. Teşekkür tekrar ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Evet Hasan Bey, burada sizin bu çayınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi talihli okurlarımızın da duygularını almak istiyoruz. Hüseyin Akçiçek, siz... Evet. Yedekten kazandınız. Öncelikle hayırlı olsun. Şans döndü dolaştı bir şekilde sizi buldu. Hemen düşüncelerinizi alalım. Düşüncelerim çok teşekkür ederim. Mekan sahibine de teşekkür ederiz böyle bir organizasyon yaptığı için. Size de teşekkür ederim. Her zaman katlanıyoruz. Post gazetesinde de memnunuz. Devam ediyoruz şu an. Devam ediyorsunuz. İyi işler diliyoruz. Peki hemen müdürümüz de burada. Onun yanında soralım. Meram'ın yemeklerinden, servisinden memnun musunuz? Bir memnunuz. Şikayetiniz varsa hemen iletelim kendisine. Memnunuz. Çok şükür. Herhangi bir şikayetimiz yok. Hiçbir şimdiye kadar şikayetimiz olmadı. Yok, çok şükür olmadı. Tamam. O hediye çekinde güle güle kullanın, afiyetle çok yiyin diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Peki Sarı Yıldız'la ilgili düşüncelerinizi alalım. Sarı Yıldız'a daha önceden katılmış mıydınız? Kazandınız mı hiç? Bu üçüncü seferdir. Bir sefer ilkini kazandım. Ondan sonra üçüncüsü, ikinci Bremen'de çıktı. Gidemediğim için. Bu üçüncü yine orada çıktı. Burada katıldım yine. Bugünkü de gerçekten çok enteresan bir şey oldu. Bremen'den bir talihlimiz kazanmıştı. Fakat Bremen'deki talihlimiz uzak olduğu için buraya gelemeyeceğini belirtti. Yaptığımız yedek çekilişte Hüseyin Bey kazandı. Daha önce Bremen'e gidememiştiniz ama hediyeniz ayağınıza geldi bu yine sefer. Geldi evet. Nasip geldi. Tamam. O zaman size iyi günler diliyoruz. Bir diğer talihlimiz Saniye Altunsu. Ben hemen Saniye Hanım'ın mektubunu da göstermek istiyorum. Böyle gerçekten özenmiş, süslemiş, üzerine böyle şekiller falan tek tek herhalde uğraşmış. Saniye Altunsu neyiniz oluyor? Benim gelinim oluyor. Geliniz oluyor. O ilk defa katıldı. Gazeteyi görüyormuş sürekli ama abone olmadığı için ona gitmiyor. İşte böyle restoranlardan ya da işte marketlerden alıp okuduğunu söylemişti. Benim evde de görünce ben de tavsiye ettim, dedim böyle böyle bak ben iki defa kazandım, siz de katılın. O da katılayım dedi, katıldı. Şansına kazandı. Evet, son talihimizde Ali Yalçın. Değil, ilk talihim. Evet, oraya gelecektim aslında. Yani son talihimiz derken siz de son röportaj yapıyoruz ama aslında ilk talihlisiniz. Ali Yalçın'dı fakat Ali Yalçın yerine babası geldi. Kendisi evet. Rahatsız mı dediniz? Hayır, Türkiye'de. Türkiye'de olduğu için babasını evet. Gönderdi. Evet, evet. Size de hayırlı olsun. Teşekkürler. Hemen sizin de düşüncelerinizi alalım. Sarı Yıldız'ı tanıyor musunuz? Sarı Yıldız'ı tanıyorum. Defalarca aradım. Hiçbir sefer muvaffak olamadım. Ben bulamadım. Ya çocuklar buluyor ya genelde hanım buluyor. Hı-hı. İşte onlar katılıyor. Defalarca katıldık. Hatta bir sefer işte az önce söylemiştik. Altın kazanmıştılar. Miraç Kuyumcu'dan bir altın evet, kazanmıştınız. Evet. Bu ikinci kazanışınız bu mı? Bu ikinci kazanışımız evet. Peki siz niye bulamıyorsunuz? Dikkat edemiyor musunuz? Vallahi göremiyorum herhalde. Bilmiyorum. Göremiyorum. Sizden önce çocuklar buluyor ha? Evet evet. Neyse bir gün inşallah siz de bulursunuz. İnşallah inşallah. Peki gazeteyle ilgili düşüncelerinizi alalım. Gazeteyi nasıl buluyorsunuz? Vallahi kaç yıldır geliyor? Kaste ilk kuruluşundan beri bize geliyor. Hı-hı. Biz önceden kasap işletiyorduk. Kasaphanemiz vardı. Evet. Yalcın Kardeşler diye. Reklamlarımız falan çıkıyordu kastede. Bu kastenin ilk kuruluşundan beri bize devamlı geliyor. Kastede ne ararsan var. Hamburg ve çevresinde hani ne gerekiyorsa reklamlar, ne bileyim işte aklına ne gelirse her şey vardır. Evet. Restoran ne zamandır açıldı? Ne tür hizmetler veriyorsunuz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Post kastesini gerçekten her zaman severek okuyoruz ve burada müşterilerimize de tavsiye ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Restorantımız 1987 yılından beri hizmet vermektedir. Tabii ki bu 87 yılından beri bayağı bir değişikliklere maruz kalmış. İlk etapta çok küçük bir imbis olarak başlayıp ondan sonra oturaklı yerler eklenmiş ve şu andaki haline şey yaptığımız zaman
gelmiş olduğumuz noktayı değerlendirdiğimiz zaman 180 kişilik bir oturma kapasitesine sahibiz. Ve restoranımızda her gün açık büfe kahvaltı sunuyoruz. Bu herhalde Hamburg'da ilk ve tek değil kesinlikle mi? Her gün kahvaltı olan. Kesinlikle. Bayağı büyük bir büfe kuruyoruz ve bayağı da yoğun bir talep var. Sağ olsun müşterilerimiz çok güzel ilgi gösteriyorlar. Pazartesi ile cuma arası 7.90 ücretimiz, çay kahve sınırsız bir şekilde. Evlerindeymiş gibi müşterilerimizi rahat ettirmeye çalışıyoruz. Cumartesi günü 9.90 taze gözleme yapıyoruz. Yine çayımız kahvemiz sınırsız. Ve pazar günleri ise Zontag Brunch dediğimiz açık büfe pazar kahvaltısı. Meyve suları, çay kahve her şey sınırsız ve 14.90'a burada müşterilerimize hizmet sunmaktayız.